Sayın izleyiciler, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ramazan ayında Kur'an'ı Cebrail ile mukabele etmesini, yani karşılıklı okumalarını, bir başka ifadeyle tedrisini konuşmak istiyorum. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her sene Kur'an-ı Kerim'i Cebrail ile mukabele ederdi. Ve Resulullah Cebrail'e Kur'an-ı Kerim'i okur, Cebrail onu dinler, Cebrail Resul-i Ekrem'e okur, Resul-i Ekrem Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i dinler. Böylece o güne kadar nazil olmuş olan Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı böyle müdarese, tedris ederler, mukabele ederler idi. Bugün camilerimizde hemen hemen köylere varıncaya kadar her yerde kullanılan mukabele adeti işte buradan gelmektedir. Hatta Peygamber Efendimizin ömrünün son yılında Cebrail ile Kur'an-ı Kerim'i iki defa mukabele ettikleri rivayet edilir. Bu sebeple Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Cebrail'in bu iki defa mukabelesinden kendisinin hayatının sonunun yaklaştığı intibaını almıştır ve bunu da ifade etmiştir. Kur'an-ı Kerim'le Ramazan'da aramız nasıl olmalı? Ben buradan o noktaya gelmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim bilindiği gibi Ramazan ayında nazil olmaya başlanmıştır. Bunu açıkça Kur'an ifade eder. Peygamber Efendimiz'e Ramazan ayında inmeye başlayan Kur'an-ı Kerim, bütün Müslümanların Ramazan ayında daha çok ilgilendikleri bir kitap durumundadır. Aslında bu ne kadar doğrudur, bu tartışılabilir ama şu özelliği unutmamak lazım. Gerçekten Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Kur'an'a mübarek Ramazan ayında ayrı bir değer vermek, Kur'an-ı Kerim'i o aya kadar hiç okumayanların bile okuması, mukabeleler dinlemesi veya bizatihi kendisinin mukabele okuması bizim geleneğimizde önemli yer işgal eden bir uygulamadır. İşte bu uygulama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Cebrail aleyhisselamın Kur'an'ı mukabelesine dayanmaktadır. Onun için hiç de küçümsenecek bir şey değil, tam aksine hakikaten yapılması gereken bir nevi ibadettir. Yani bir ibadet çeşididir. Onun için bizler Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'e daha çok ehemmiyet veririz. Hemen bütün camilerimizde mukabeleler okunur. Cemaatlerimiz bunları dinlerler. Okumaya iştirak etmek ne kadar büyük bir sevap ise Kur'an-ı Kerim'i dinlemek de aynı şekilde sevaptır. Fakat bu sadece okumaktan ibaret kalan bir kitap halinde de bırakılmamalıdır. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim aslında bir hayat kitabıdır. Yani Kur'an-ı Kerim bizim hayatımızın yön ve yol göstericisidir. Bu bakımdan Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i bu özellikleriyle sahabe-i kirama tanıtmış, anlatmış, dolayısıyla ümmete anlatmış, tanıtmış ve Ramazan ayını buna vesile kılmıştır. Biz de Ramazan ayını Kur'an'la aramızı düzeltmenin, Kur'an'la hemhal olmanın ve Kur'an'ı sürekli okuma, anlama ve Kur'an'ı hayatımıza uygulama yol ve yönteminin bir başlangıç noktası olarak kabul etmeliyiz. Ramazan'ı bu şekilde de değerlendirmeliyiz. Şayet böyle değerlendirirsek hem Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymuş hem de hayatımızı o örnek peygamberin yoluna uydurmuş oluruz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum sayın izleyiciler.